Depresyon aslında bunu iki kelimeyle özetleyecek olursak çökkün duygu durum olarak adlandırabiliriz. Buna duygu durumu dememizin sebebi duygulanım demiyorum. Çünkü duygu durum olarak adlandırılmasının sebebi aslında depresif bir hal içerisinde olmasının sebebi duygu durum olarak tanımlanması. Yani bu ne demek? Biz gün içerisinde üzülürüz, seviniriz. Herhangi bir olay yaşadığımızda başta mutluyuzdur, sonra üzülürüz. Duygudan duyguya şekil değiştiririz aslında gün içerisinde, bukalemun gibi yani. Ama duygu durumun özelliği o duygu halinin gün içerisinde genel olarak sabit kalması olarak nitelendirebiliriz. Şöyle ki depresyonda da çökkün yani stresli, endişeli, mutsuz duygunun sürekli gün içerisinde var olması hali olarak tanımlayabiliriz aslında. Evet. Benim çevremde şimdi herkes böyle bir üzülse hemen depresyon ceketimi aldım, giydim, ben depresyondayım gibi şeyler söylüyor. Sizce biz depresyonun anlamını tam olarak kelime anlamında kullanıyor muyuz? Tabii ki hayır. Yani toplumda bu aşırı derecede saptırılıyor. Yani kişi hemen üzülse veya kötü bir olay geçirse ya işte ben depresyondayım, depresyon geçiriyorum gibi gibi Yani tabirler herkes kullanıyor. depresyonda diye bir şey yok, değil mi? Ama herkesin Tabii ki. dilinde var. Tabii ki. Yani bunun aslında belli başlı tanık kriterleri var. Bir kere depresyonun zaten var olabilmesi için belli başlı şartları var ve bu şartların en az 2 hafta boyunca sürmüş olması gerekiyor. Ki yani 1-2 günde yaşanılıp tanı konulabilecek bir durum değil depresyon. Peki depresyonun belirtileri nelerdir? Merve Hanım, depresyonun belirtileri iki temel ana kriteri vardır aslında. Bu iki ana kriterlerden birisi hemen her şeye karşı ilgi kaybı ve bununla birlikte depresif, çökkün duygu durumu dediğimiz sürekli mutsuz olma halidir. Bu iki kriterden birisinin sağlanması gerekiyor ve bununla birlikte eşlik eden yan semptomlar var. Bu yan semptomlar nelerdir? Kişinin aşırı derecede uyuması veya uyku halinin azalması, iştahta artma veya azalma, yorgunluk, kendini değersiz hissetme, intihar düşünceleri gibi gibi semptomlarda bunların hep birlikte birçoğunun bulunması ve bu sürecin 2 hafta boyunca, en az 2 hafta boyunca devam ediyorsa eğer bu süreç, kişi depresyondan şüphelenebilir diyebiliriz. Peki depresyon kişinin sosyal ilişkilerini, iş performansını, yaşam kalitesini, hatta ruh halini ve düşüncelerini, davranışlarını da etkiler mi? Depresyon, kişi eğer depresyon içerisindeyse, böyle bir süreçten geçiyorsa, bu bütün alanına, yaşamış olduğu bütün alana sirayet eder aslında. Etkisi gözlemlenir. Çünkü bu bir duygu durumu olduğu için biz de her şeyi zihnimizle algılayabilen, zihnimizle şekillendiren varlıklar olduğumuz için bir duygu durumunun içerisinde olduğu zaman insan bütün hayatını o şekilde görüyor. Yani örnek veriyorum, mutlu bir haber alsa da bu onda çok bir mutlu etmiyor almış olduğu haber. Veya aile içerisinde sevindirici bir olay yaşadığı zaman yine o onu çok etkilemiyor. Genel olarak aslında hemen her şeye karşı da ilgi kaybı başladığı için kişinin genel bir hayatında bütün hayatını etkiliyor diyebiliriz aslında. Peki depresyonun belirtilerinden bahsettik. Mesela uykusuzluk. Herkes de, evet, depresyon yaşayan herkes de uykusuzluk olabilir, ama depresyon kişisel midir? Depresyon şu şekilde kişiseldir. Depresyonun temel kriterleri vardır. Bunlar değişmez. Ama kişisel olduğu yönü şudur. Herkesin, şimdi depresyonun ortaya çıkış süreci kişinin stres yönetimi ile alakalı olduğu için aynı zamanda da genetik faktörlü bir tarafı da olduğu için bu tarafı kişiseldir. Yani ne demek istiyorum? Kişinin belli başlı genetik yatkınlıkları vardır. Ailesinden miras olarak almış olduğu strese yatkınlık, stresle mücadele edebilme ve strese karşı kişinin vermiş olduğu tepkiler aslında hem ailesinden modelleyerek almış olduğu bir takım teknikler hem de genetik olarak almış olduğu bazı genetik kodlar üzerine şekillenir. Bu açıdan kişiseldir yani bu, ama kişinin göstermiş olduğu işte
belli başlı temel semptomlar, işte iştah, uyku gibi gibi semptomlar da genellikle hemen hemen herkeste gördüğümüz semptomlardır. Benim sorularım arasında da aileden geçer mi diye vardı. Hı. Mesela yanımızda çok depresif biri var. Hatta sizlerin tanısıyla tabii ki ağır depresyonda bu kişi dediğiniz kişilerin yanında dururken biz de depresyona girer miyiz? Merve Hanım, onu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi illaki hepimiz gün içerisinde birçok kişiyle görüşüyoruz. Bir sosyal bir hayatımız var. Çok kişiyle etkileşim içerisine giriyoruz. Başkasının duygu durumu tabii ki etkiler bizi de. Ama hani başkasının duygu durumu bizi depresyona sokar mı diye sorarsanız bu çok da gözlemlediğimiz bir durum değil. Ama tabii yine kesin bir yargıda bulunamam bu konuda. Kaygı dediğimiz süreç, hani yapılan araştırmalar sonucunda kaygının bulaşıcı olduğu mesela ispatlanmıştır. Yani bir çocuğun aşırı derecede kaygılı olduğunu görüyorsanız mesela, bu direkt annesine bakabilirsiniz. Muhtemelen annesinde de bir kaygı vardır. Evet. Peki bu depresyon belirtilerini nasıl hafifletebiliriz? Merve Hanım, depresyon belirtilerini nasıl hafifletebiliriz? Bir kere depresyonda olan bir kişi ilk önce bu durumu zaten farkındadır. Yani hiçbir şeyden zevk almaz, çünkü dediğim gibi hayatın tadı kalmamış gibidir, yani tabiri caizse. Kişi de bu durumun farkında olduğu için depresyon semptomlarını hafifletmek için ya burada terapi seçeneğine gidebilir veya antidepresan eşliğinde bir tedaviye başlanabilir. Bu şekilde bir çözüm yolu izlenebilir. Ya bunun dışında hani herhangi bir uzman yardımı almadan da depresyon aslında geçebiliyor. Ama tabii bunun süresi uzuyor. Yani bir uzmandan yardım almadığınız sürece bu 6 ayla 24 ay arası değişiyor geçme süresi. Biraz daha uzuyor süresi. Yani çünkü bunun antidepresanlar terapi desteğiyle beraber çok daha kısa sürede geçiyor çünkü depresyon. Evet, peki mesela spor yapıyor, sevdiği aktiviteleri yapıyor. Bunlarla birlikte kendisine aslında bir terapist olabilir mi kişi? Şöyle, yani şimdi bu durum kendi kendine kişinin farkındalık düzeyinin yüksek olması tabii ki bir avantajdır her zaman. Kişinin sosyal faaliyetlerini, spor aktivitelerini arttırması da depresyonu yenmesinde çok önemli adımlar. Ama genellikle depresyon içerisinde olan kişi, birey, zaten bu kısır döngüyü kıramadığı için aslında terapi için başvururlar genellikle. Çünkü kişi eskiden yapabildiği birçok şeyi yapamıyordur şu anda. Ama yani baktığınız zaman ne buna dair bir istek vardır içinde, yapmak istemesine dair, ne de yapabiliyordur zaten. Kişi bu döngüyü kıramadığı için de en son ya bir yakını tarafından ya da kendisi bir şekilde bir terapi, bir yardım uzmanla görüşüp bir destek arayışı içerisine girerler.